Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş değerli komutanımız hattımızda, karşımda, ben bir göreyim. Paşam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuklara da saygılarımı sunuyorum. İzleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Evet. Değerli komutanım, şimdi sizin ayrıca bir özelliğiniz daha var. Galiba siz kaza kırım konusunda da uzmansınız değil mi? Evet, kaza kırım konularında da eğitimim var, araştırmam var. Zaten her havacı komutan veya kişilerin hayatında mutlaka kazayla ilgili, kırımla ilgili veya uçak olaylarıyla ilgili bir tecrübe oluyor. Yaşanmış tecrübeler de var. Onları da dağarcığınıza koyuyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, ben çok iddialı değilim. Çünkü olasılıklar her zaman değişir. Ama değerlendirmemizi mümkün olduğu kadar hissiyattan uzak olarak yapmaya çalışıp sonuçları vermeye çalıştığımız için bu şekilde aldığımız eğitimlerin arasında sizin de söylediğiniz gibi kaza kırım uzmanlığı da var. Peki. Ben bir şey söyleyeyim. Sayın Karataş, şöyle bir... Onunla ilgili. Şimdi Beyazıt Paşam mütevazilik gösteriyor. Ben hukuku olan birisiyim Beyazıt Paşam'la. Ben bu kadar detaylı çalışan ve emek veren çok az rastladığımı söyleyebilirim. Ve şeyi de kaybetmez. Kerteriz noktasını da kaybetmez yani. Bir anladım. Referanslarını kaybetmez. Evet, evet. Peki. Şimdi Sayın Karataş, şimdi bir kere önce bu helikopteri bize bir anlatın. Biz buraya bir yazdık özelliklerini. Bakın. ABD yapımı. Ondan sonra şu ekran şeye de verin, vole de verin arkadaşlar onu. Bell 412 modeli 1979'da üretilmiş. 1981'de ilk uçuşunu yapmış. Genel maksat statüsünde kullanılan bir helikopter. 2 mürettebat, 13 yolcu kapasiteli. Uzunluğu 17.1 metre, pervane açıklığı 14 metre. Menzili 745 kilometre, azami hızı da 259 kilometre süratte. Bu nasıl bir helikopterdir? Efendim siz bu tarz helikopterlere binir, bir de kaldı mı bunlar? Evet, var. Hatta Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve sahil güvenliğinde envanterinde mi var? Bell 412 olarak mı yazıyor şu anda, 212 mi? 412 yazıyor mu? Tamam. 412. Bell 412. Evet, yani birçok haberde ben 212 olarak geçti. Bir bakalım, bir daha kontrol edelim biz onu. Peki, ben 412 şöyle, ben biliyorum, baktım. Şeyde Deniz Kuvvetleri envanterinde olanlar da bu kadar yaşlı mı yani, 45 yıllık? Şöyle söyleyeyim ben. Havacılıkta hiçbir zaman şu andaki söylediğiniz gibi mutlaka envantere giren helikopter veya uçak olsun. Kitabi olarak herhangi bir şekilde internetten veya başka yerden koyduğunuzdaki tarihlerin dışında da üretim tarihleri farklı envanterimize girmiş uçak veya helikopterler olabilir. Bu şimdi genel bir tarih. Mesela şimdi düşman helikopterin envantere giriş tarihi de İran devriminin öncesinde veya sonrasına evet, yakın bir tarihte de olabilir. Bir de bunun fikri mülkiyeti ABD'ye ait ama belki biraz daha bakılırsa İtalyanlar da bunu lisans altında üretiyorlar. İtalya'dan da almış olabilirler. Yani küçük ayrıntılar var. Bunları hemen yeri gelmişken siz de söyleyeyim. Bell 212 veya Bell 412 ikisi arasındaki tek fark rotor sayısı. Bell 212 2 rotorlu, Bell 412 4 rotorlu. Şu anda biz arkadaşlarımız zaten şimdi teyit ettiler, 412'ymiş. Evet. Dolayısıyla değil. Helikopter. Şöyle söyleyeyim helikopter. Ben. Eski Bell 412, dikkat ederseniz fotoğraf doğru, 4 palli olan 412. Bunun 2 palli olmuş olsaydı 212 olacaktı. Var, envanterde uçuyor. Dünyada çeşitli ülkelerde bu helikopterler uçuşa devam ediyorlar. Hemen her havacıya kime sorarsanız sorun şunu söyleyecektir. Yaşa bağlı olarak herhangi bir şekilde hava vasıtaları bulunduğu yerde kalmaz. Mutlaka saatine, bakımına vesaireye göre, modernizasyona göre bunlar belli aşamada bakımlardan geçerler. Dolayısıyla bunun dışında VIP olarak kullanıldığında, değerlendirdiğin zaman bu helikopter en son bakımları yapılmış. Her türlü üzerindeki tesisatıyla beraber uçuş hizmetine verilmiş bir helikopterdir. Dolayısıyla yaşla değerlendirmek hava vasıtalarını yanlış olur. O zaman 30 yıllık F-16'yı veya 40 yıllık, 50 yıllık F-4'leri veya buna benzer uçak ve helikopterleri kenara koymanız gerekir. Sizin planladığınız, size ekonomik olarak artık ömür devrini tamamladığınız tarihe kadar modernize ederek, ilave ederek,
bakımını yaparak uçuşa devam edebilirsiniz. Hava hastalığına bu şekilde bakmak gerekiyor. Yani İran bunları nasıl uçuruyor, hangi seviyede uçuruyor, hangi bakımlardan geçiriyor? VIP hizmetine sunduğuna göre mutlaka ve mutlaka üzerinde her türlü VIP uçuracak olan seyir sefer sistemlerinin de olduğunu değerlendiriyorum. Peki. Sayın Hocam.